birbirimizi ikna edebilsek bile. Türk Gençlik STK'ları platform üyeleri Göbel Termal Tesislerinde bir araya geldi. Gençlik adına uluslararası çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının üst çatısı olan TGSP'ye, özellikle Kütahya'da eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için hazırlanan projeler anlatıldı. Dumpunar Üniversitesi Gelişim Stratejileri Merkez Müdürü Doçent Doktor Bülent Cırık tarafından hazırlanan Uluslararası Öğrencilerin Entegrasyonu Projesi tanıtım toplantılarına Kütahya Valisi Ali Çelik, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Dumpunar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal ve Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler de katıldı. Türkiye'yi görüyorsunuz. Bunun da gerçekleştiğini umuyoruz ve artık Cumhurbaşkanımız bu yeni vizyonu bütün dünyaya ilan etmiş durumda. Ve bununla beraber bizim buradaki ilgilendiren konu, bu kadar değişen bir Türkiye var, bu kadar her şey yenileniyor. Peki biz yüksek öğretim olarak, STK'lı olarak biz bunun neresindeyiz? 2023 Uluslararası Öğrenci Hedefimiz şu anda 178 bin öğrencimiz var Türkiye'de okuyan, YÖK'ün rakamlarına göre. OECD raporlarına göre 2025 yılında yurt dışı eğitim için lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı 8 milyon aşacak. Ve burada en büyük hareketlilik Türkiye'de olur. Bu Türkiye'nin raporu değil, OECD'nin raporu. Korkunç bir uluslararası öğrenci yüküyle karşı karşıya gelecek Türkiye. Bu Türkiye için çok büyük bir fırsattır aslında. Ve işin birçok gönül coğrafyası, diplomatik, istihbaratı, Türkiye'nin açılım politikalarının yanında, manevi coğrafyamız yanında olayın ekonomik yönü var. Şu anda 170 bin yurt dışı öğrencinin Türkiye ekonomisine yıllık katkısı 1 milyar dolar civarında. Bu da ayrı bir katkı, her şeyin yanında. Ve YÖK Başkanımız 6 Aralık'ta bir açıklama yaptı. Kontenjan sınavını %50'den %50 sınavını kaldırdı ve hedefimiz dedi 220 bin öğrenci. 2021 hedefini 220 bine çıkarttı YÖK Başkanımız. Ve Türkiye şu anda uluslararası öğrencide ilk 10'a giriyor. Devlet olarak da yalnız. Onu Azerbaycan'da Karadağ meselesinde gördük. Suriye'de gördük, Libya'da gördük. Filistin meselesini zaten senelerde görüyoruz. Kafkaslar meselesini zaten anlatmaya gerekiyor. Bu anlamda Hakan Bayrakçı diyor ki, yalnızlığınızı yadırgamayın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden farklı bir kararın çıkmasını yadırgamayın. Bu haliyle bizim Ayasofya'nın açılışıyla ilgili bazı mihrakların ortaya attığı tezi yadırgamamamız gerekiyor. Neden? Biz o günü bir bayram olarak kabul ettik. 100 yıl sonra bu topraklarda, bu kadim Anadolu toprağında varlığımızı yeniden tescilledik. Evladı Fatihan olarak İstanbul'u sanki yeniden fethettik. Dolayısıyla bazı mihraklar da senelerdir söz sahipliğini kaybetme endişesini ve korkusunu taşımaya başladılar. Bunu sürekli hale getirmek gerekiyor. Başta Recep Tayyip Erdoğan liderimiz önderliğinde baktığımız zaman bir hareket var. Yani yeniden bir fetih yürüyüşü var. Bunu destekleme adına sivil toplum kuruluşlarının varlığı gerçekten çok önemli. Biz Tavşan Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarını da bir çatı altında topladık elhamdülillah. Her türlü organizasyonu beraber yapmanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Suriye'de olsun, Gazze'de olsun, Balkanlar'da olsun. Şimdi bunu anlatmamın nedeni şu. Bülent Hoca ilk bu projeyi gündeme getirdiği zaman ben olaya ekonomiden daha ziyade bu Türk milletinin, Türk devletinin çıkmış olduğu yolda yoldaşlar, paydaşlar, yol arkadaşlığı noktasında farklı devletlerdeki bizim kardeşlerimizin varlığı noktasında baktım. Bunu da ortaya atarken, destek verirken benim 2010 yılında Balkanlar'da özellikle Bosna Hersek'te o zaman Saadet Partisi'nin bir belediye başkanı olarak AK Partili belediyelerin gitmediği en kuzeyde Doboistoç bölgesindeki bir belediyeye, oradaki Mosul Rehabilitasyon Merkezi'ne Tayyip Erdoğan'ın Selma Ali Kavfan Hanımefendi üzerinden görevlendirmesi oldu bize. Ben sordum o zaman neden Tavşanlı Belediyesi diye. O zaman Sayın Bakanımız dedi ki Gazze konusunda Tavşanlı'nın vicdanı dünyaya bize getirdi. Biz çünkü 2009'da ve 2010 yılında Gazze'de sınır kapısını açtıran bir ilçeyiz, bir halkız. O zaman hakikaten çok önemliydi.
2011 yılındaki o Gazze'ye düzenlenen araçların aynı zamanda rehberini yaptık. İlk önderini yaptık biz. 4 tane aracı gönderdik buraya. Onları yapma gerekçemiz de şuydu. Gazze'de yaşanan bir zulüm vardı. Ona sadece söylemlerden ibaret bir hareket çekmeyip eyleme dönüştürme konusunda bizim de katkımız olsun düşüncesi. Balkanlardaki bağlamımızın nedeni de şu. Bir gün Bosna Hersek başkentte, hani Türk çayı nerede var diye sabah sabah eşimle beraber dolaşırken bir çay ocağına düştük. Orada Muhammed amca diye bir amca ile tanıştım ben. Çatpar Türkçe konuşuyor. Kafası o 92-95 yıllarındaki savaşta yarısı gitmiş, plastikle kapatmışlar. Ama koyu bir Osmanlı hayranı aynı zamanda. Hala İstanbul'a baykat gözüyle bakıyor. 92-95 yıllar arasında yaşadığı zulme, Sırpların kendilerine Bosna Hersek halkı olarak yaptığı zulümden daha ziyade Müslüman kimliği ve Türk kimliğine sahip oldukları için yapıldığı inancı var. Ve dediği bir söz var, evlat, Balkanlarda bize sahip çıkma zorundasınız demişti. Neden? Ben neden diye sordum. Çünkü Bosna Hersek, Balkanlarda Osmanlı'nın son kalesidir demişti. Bugün biz son kaleleri dünyanın çok farklı coğrafyalarında oluşturmak zorundayız. Ben bu organizasyona bu açıdan baktığımı ifade ediyorum. Sayın Valim, çok değerli arkadaşlar. Bakın İngiliz belki 100 yıldır daha fazla bunu yaptı ve maalesef yetiştirdiği insanlarla İslam alemini perişan etti. Okuma için gönderdik. Orada evet bir diploma verdiler. Bir üniversite mezunu yaptılar. Ancak kültürünü de, medeniyetini de, anlayışını da, materyalizmini de, vahşi kapitalizmini de koydular, öyle gönderdiler. Ve bugün İslam aleminin çektiği sıkıntı işte budur. Yani dokumuza uymayan, medeniyetimize yabanileşmiş, kendini hor gören, adeta ben ona celladına aşık olmuş diyorum. Avrupa hayranı insanlar bugün hem ülkemizin, yani Avrupa hayranı derken yanlış anlaşılmasın, Avrupa medeniyeti hayranı. Kendi öz, hak ve insanlık tarihine çok güzel uygulamalar göstermiş. Asr-ı Saadet bunlardan birisidir. Biliyorsunuz Anadolu'da sadaka taşları var. Nasıl bir medeniyetmiş. Sadaka taşlarındaki para aylarca kalmış. E şimdi bankadakini muhafaza edemiyorsunuz. Fransız gezgin, bakın Fransız gezgin Anadolu'ya geliyor. Daha 1700'lerde, 1800'lerde. Diyor ki bu Türkler çılgın. Sebep, bunlar diyor vakıflar kurmuş, meyvesiz ağaçları bile suluyorlar. Bunlar vakıflar kurmuş, işte Şam'da, Suriye'de, bugünkü Suriye'nin başkentinde Şam'da sokak kedi ve köpeklerine diyor, hastanede bakıyorlar, tedavi ediyorlar. Bunlar çılgın. Çılgın Türkler belki oradan geliyor. O kullanmış seyahatnamesinde. Şimdi kendi medeniyetimize sırt dönmüş, kendi insanını, anasını, babasını, evladını hor gören, hakir gören, mürteci diyen, İslamiyet'e irtica diyen maalesef bir anlayış, anlayışlı insanlar İslam alemini, ülkemizi geri bıraktı. Ülkemizin içinde bulunduğu eğitim altyapısını hem kendi vatandaşlarımızın geleceğe hazırlanması hem de bizimle birlikte bu anlamda ihtiyaç duyuyor ve bize hem kültür hem de manevi anlamda bağlılık gösteren diğer ülkelerin, gençlerinin de hizmetine sunmak için birçok fırsatların olduğu apaçık gözüküyor. Rektör hocamızla da konuşmalarımızda hep bunun altını çiziyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu hedefler doğrusunda ilk başta 220 bin civarında, sonra 300 binlerin üzerinde yabancı öğrencilerin ülkemizde ihtiyaç duydukları eğitim almaları konusunda bir fırsat. Hem de altyapı olduğunu net olarak vurgulandığı belirtilmekte. Bugün bu anlamdaki
Başat ülkelere baktığınız zaman genellikle birinci sırada Amerika var. 300 bin civarında ve üzerinde öğrenci ülkesine kaybediyor. İkinci sırada İngiltere. Bunlar genelde Anglo-Sakson, Kanada diye devam ediyor. Anglo-Sakson kültür. Tırnak içinde Sayın Rektör Hocamızın detaylarını anlattığı dünyayı yeniden şekillendirmek ve çocuklar sisteminin üzerinin devamını sağlamak için hem bir yandan eğitim ve eğitimin getirdiği fırsatları kullanarak kendi kurdukları sistemin yeniden üretilmesi için bir vesile kılıyorlar. Tabii bu araya girmek gerekliliği apaçık ortada. Bizler hem ülke olarak hem de kendilerine belli bir amacı, bir hedefi çizmiş insanlar olarak bu boşluklarda arada yerlere yerleşmemiz gerekiyor. Belki birinci sıraya, belki daha da hedefi yükseğe koymak gerekiyor. Bunun zorlukları var. Dünyanın geldiği noktada ciddi zorluklar var. İşte belki son 100 yılın en büyük salgın hastalığı, tırnak içinde felaketini hem bizler hem de dünyanın tüm ülkeleri yaşıyor. Bunun ortaya çıkaracağı sıkıntılar, bu sürecin devamını ve sürekliliğini sağlamakta belki komplikasyonlar ortaya çıkaracak ama aynı zamanda da fırsatları da beraberinde getireceğine dair inancımız ve ortaya çıkan analizler var. Ama yapmak gerekiyor. Benim kendi kişisel hayatımda da hem de ülkelerde de her türlü duruma ilişkin hazırlıklı olmak gerekir. Belki bizlerin burada bulunmasının gerekliliği ve bir araya getiren en temel etmen de bu hazırlık noktası. Proje, planlama, hedeflerin analizi, hedeflere gelinen noktaların geri bildirimleri, bunların bir süreklilik arz etmesi. Değerli başkanımızın da konuşmasında ifade ettiği gibi bir araya gelmenin sağladığı birçok etmen var. Düşünceyi yeniden üretmeyi sağlıyor. Kendi aklımıza bakış açımızı tazelemeye vesile kılıyor. En önemlisi de güven hususunu bir kez daha altını çiziyor. İnsanların toplu halde yaşama geçmesi, belki bir millete doğru, ümmete doğru evrilmesinin altındaki en hususlardan biri de güven. İnsanlar birbirlerine güven duydukları müddetçe ve o güvenin dayanışma ve işbirliğine yöneldiği müddetçe güçleniyorlar. Daha ayakları yere basan bir yapıya doğru hızla evriliyorlar. Bizlerin ihtiyaç duyduğu, bu süreci biraz önce arz etmeye çalıştığım temel hususlarıyla birlikte o güven ve dayanışma duygusunun hızla yükseltilmesi ve birbirine kenetlenmesi. Bunu yaptığımız müddetçe diğer bilimsel bilginin üretilmesi için gerekli olan tüm metodolojiyi de çalışmayı, planlamayı, geri bildirimi ve bunun her noktada çek noktalarını, kontrol noktalarını yaptığımız müddetçe muhakkak başarı gelecektir.